Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün iki kızımla birlikte bu market oyuncaklarını açacağız. Daha sonraki filmimizde güzel bir market oyunu oynayacağız. Kızlar ne diyorsunuz? Nasıl bir oyuncak? Çok güzel anne. Değil mi? Bu arada merhaba arkadaşlar. Biz şimdi bu oyuncakları açalım. Size teker teker hepsini gösterelim. Çok güzel bir oyuncak. Bakın kutusuna bir market oluşturacağız. Eğer isterseniz marketi bu biçimde de kurabiliyorsunuz. Aslında bu market değil, daha doğrusu bir kasa. Kasayı ister büyük ister de küçük halde kullanabilirsiniz. Ayrıca biz bir de market için araba aldık. Sepetin içinde de çeşitli sebzeler var. Hepsine teker teker bakacağız. Önce bunu mu açalım kızlar? Aynen. Tamam, şu fileyi bir koparalım. Belki ihtiyacımız olur kendin yap filmlerinde. O yüzden çok da zarar vermeden çıkar. Böyle çıkaralım. Anne bak, burada da sarı bir file var. Evet. Buna da ihtiyacımız olur. Tabii ki. Ay Zeynep, araba ne kadar güzelmiş bak. Evet, içindeki şey neymiş? Bu kartonu çıkarabiliriz. Çıkartalım. İçine daha çok eşya alır. Şimdi. Bir dakika Zeynep'ciğim. Evet. Ben arkadaşlar bunların hepsini sizin için tanıtacağım. Bu bir mısır. Mısır. Bu da bir mısır. İki tane mısırımız oldu. Bir salkım üzüm. Bir salkım üzüm. İki salkım üzüm. Biri yeşil, biri kırmızı. Bu daha tatlı. Yok, bu da tatlı. Bu daha tatlı, bu daha ekşi. Biraz da Zeynep de çıkarsın değil mi ablası? Sen de bak bakalım neler biz var. Biz önce meyve sebzeleri tanıyoruz. Tamam. Ya ben şunlardan tanıdım. Olur olur, fark etmez. Arkadaşlar bakın bunun içinde ne var? Bir şey yok. Bu bir kutu. Üzerinde de un yazıyor. Un kutusu. Arkadaşlar bakın bu un kutusu. İstediğimiz şeyleri koyabiliriz istersek. Evet hadi koy bakalım. İsterseniz içine böyle slime koyun. Ama bu kutuda slime olmaz. İşte bozulur da. Evet. Bence bunun içine böyle şey değişik bir annemin kendi yap filmindeki yaptığı kumdan koyun. O un olsun. Evet olabilir. Bakın olur. Bu un kutusu. Bu un kutusu değil. Değil galiba. Bu bir yağ kutusu. Mesela ya, bu bir tereyağıymış. Bu tereyağı. Bunu buraya koyalım. Şimdi sıra bende. Evet. Hayır bende. Onları da sen koy. Göster bunlar önce. Bunlar üzüm ve ne? Bu üzüm mü Zeynep? Armut. Bu dolmalık biber. Bir dolmalık gösterelim. Biber. Yakından göster göster göster. Dolmalık biberle dolma yaparız. İki armut varmış. Biri bile biri Zeynep'e. Ben alırken öyle alayım. Hatta belki buzdolabı poşetleri de koyabiliriz market kasasının yanına. Abi, bu sebzeleri onun içine koyup satın alırlar değil mi? İkimiz kasaba geldik. Kasaba. Kasaptan mı alacağız? Evet. Bu bir acı biber. Ama kasapta ne olacak? Bu kasa. Kasa da iki kavuk. Şey, eşya aldık. Tamam. Bu ne? Bu ne? Ben bunu hiç görmemiştim. Bakın bu bir konserve meyveler var içinde. Dur ben. Dur. Üstünü bir okuyabilir miyim lütfen Zeynepciğim? Bu karışık meyve suyuymuş. Mahsuzcuktan ama. Mahsuzcuktan içiyormuş gibi göstereyim size. Fanta. Belki öyle boşalmış içeceklerin küçük kutularını falan da bu markette kullanabiliriz değil mi? Ha bir de o boşalmış içeceklerden peçete yapabiliriz. Olabilir. Bakın muz arkadaşlar. Evet. İki tane mi? Arkadaşlar bakın ketçap. Bu da ketçapmış. Şey patatesin yanına sürüyoruz. Bir de mayonez var. Mayonez yok ama. Niçin böyle benim yanıma gel Zeynep, bunu bir sürsün bakalım, şöyle bir kullansın nasılmış. Zeynepciğim. Ağzını sürüyorum. Hayır, bu arabayı şöyle bir it görelim hadi. Ama kalk ayağa. Hanımefendi, alışverişten mi geliyorsunuz böyle? Evet. Ne kadar çok şey almışsınız. Harika. Çok güzel bir araba değil mi Zeynep? Bak kullanması da çok rahat. Şimdi evet. Onu kenara alalım ve şu kocaman kutuyu açıp bunu hemen monte edelim.
Evet arkadaşlar, biz marketimizi kurduk. Bugün böyle kocaman bir şey oldu. Çok hoşumuza gitti. Kızlar çok sabırsızlanıyor. Bakmayın böyle güzel güzel durduklarına. Aslında hemen oyun oynamak istiyorlar. Hayır, hemen oyun oynayalım. Oynayacağız. Bir dakika, bir gösterelim. Herkes çok merak ediyor. Bu bir kasa. Aynı zamanda tartı olarak da kullanılabiliyor. Ve alınan eşyaları, barkodlarını okuyucu aletimiz var. Marketimizin her yerinde raflar var. Bu raflara da içinden çıkan bu eşyaları yerleştireceğiz. Şimdi hep birlikte yerleştireceğiz. Kızlardan da yardım isteyeceğim. Ayrıca buzdolabı poşetleri aldık mutfaktan. Şöyle küçük delikler açtık bunlara. Şurada bir askı yeri var. Bunu buraya asalım. Marketten alışveriş yapanlar buradaki torbalara eşyalarını koyarlar. Yine buzdolabı poşetlerini böyle katlayıp şu tarafa koyabiliriz. Bakın, buradan da sebze meyveleri alınca içine koyalım. Şimdi içinden çıkan bu değişik kutuları, sebzeleri yerleştirmek için ben Minnoş Zeynep'ten yardım isteyeceğim. Hadi Zeynep kalk, şöyle içine geç bakalım. Anneciğim ben de yardım edeyim. Tabii ki, tabii ki. Şimdi oralara neleri yerleştirelim? Bunları en son, bu bizim ekstradan aldığımız bir sepet. Zeynep şimdi o rafa bunları yerleştir bakalım. Arada buraya bakıyorum nasıl yerleştirmişler diye. Önüne şunu, ay olmasın şunu. Ay. Ay çok zevkli. Ben de baktım. Tamam mı Zeynep? Şunu da koy. İçecekler orada dursun. Tamam mı? Hı hı. Evet. Şimdi Zeynep'ciğim şimdi Nil yerleştirsin. Nil'cim burada bir raf var ya, oraya yerleşim yapalım. Mesela bunları koyalım. Çok sevdin değil mi? Çocukların hepsi onu çok seviyor. Şu meyveleri de mi böyle koysak acaba? Biz değişik yerleştirebiliriz. Çünkü sanki meyve sebze reyonu gibi. Şunları alalım, başka yere koyarız. Ama başka meyve sebze buradan mı ek yapalım diyorsun? Oradan ek yaparız. Tamam. Böyle ekler yapabilirsiniz. Bizim evdeki diğer meyveleri de böyle koyabiliriz. Hatta alta belki bir sepet koyarız bunun gibi. Burada da sebzeler durur. Mesela burada biz buna alışveriş sepeti değil de kızlar böyle sebzelerin durduğu bir sepet yapalım. Nasılsa arabamız var değil mi? Bakın bunlar da burada dursun. Buradan alışveriş yapılır. Arkadaşlar şimdi bunu... Bunlar bu içecek yerine içecekleri koyalım. Bir sürü içecek. Ama bu burada olmaz. Bunu öyle koyalım. Rafın alt tarafına. Niçin bunları da rafa dizelim? Rafta bayağı boş yer varmış. Buyurun. Ay neredeyse oyun oynamaya hazırız. Her şey düşüyor tabii. Bu işler biraz karışık oluyor. Yapacak bir şey yok. Değil mi kızlar? Evet. Hadi bakalım, çok heyecanlıyız. Hemen oyun oynamak istiyoruz ama oyun bir sonraki video. Bitti mi? Hayır, hayır. Şöyle ben her yerini zoomlayarak çekip bütün arkadaşlara göstermek istiyorum bütün detayları. O buraya gelmiyor çünkü bu bir içecek. Koyabilirsin çünkü çok da fazla yer yok değil mi? Ben bunları aşağıya koyuyorum. Evet arkadaşlar, ben şimdi bütün detaylarıyla bu güzel süpermarketi size göstereceğim. Her şeyi yakından göstermek istiyorum. Bu üst rafımız, içeceklerimizi, sütü, yumurtamızı, unumuzu, ketçabımızı buraya yerleştirdik. Bu arada arkadan sabırsızlanan kızlarımın seslerini de duyuyorsunuz. Birazdan onlarla oyun oynayacağız. Kasamız var. Bu alandan eşyalarımızı geçiriyoruz ve bununla barkodlarını okuyoruz. Sebze reyonumuz. Sebze reyonumuz bütün eşyalarımıza yetmediği için bir de sepet kullandık. Arabamız ve tüm detaylarıyla işte oyuncağımız. Bakın bu kutudaki şekli yaptık. Şimdi de nasıl kullanılacağını
göstereceğim size. Zeynep'ciğim şu araya kasiyer bölümüne geçer misin lütfen? Şurada torba varmış. Torbayı burada bulmuş. Tamam. Sen geç bakalım şöyle. Tamam, evet. Şimdi Zeynep mesela ben alışverişe gelmişim. Tamam mı? Alışverişten de yumurta. Yumurtayı. Al yumurtayı. Evet. Bir de oradan bir meyve suyu verebilirsin mesela bana herhangi birine. Ha, o olur. Yumurtayı da aldım. Evet, dıt yap bakalım. Dıt yap, sonra torbaya koy. Bunu da al, bunu da. Meyve suyunu da alayım. Abi şunu alalım ya. Tamam, önemli değil. Ne yaptım ben? Hiç önemli değil. Siz çok tatlı bir kasiyersiniz. Evet, ketçaba da ihtiyacım vardı. Ketçap içeceği. Ketçap içeceği mi? Hı-hı. İçiyor muyuz onu? Evet, içiyoruz. Ketçap içeceği değil de domates suyu diyelim o zaman. Tamam. Ay çok teşekkürler. Ne kadar ödeyeceğim? 1 lira olabilir. Tamam, peki. Buyurun. Buyurun 1 lira. Torbamı alabilir miyim? Çok teşekkür böyle ederim. Böyle oynayacağız işte. Evet. Bu bir örnek. Şimdi alabilir miyim? Bakın, iyice görelim ve diğer taraftan göstereyim size. İşte marketimiz. Evet arkadaşlar, marketimizi size tanıttık. Tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın. Hoşça